Konya maçında oynanan, ikinci yarısında oynanan futbol hangimizi mutlu etti ki? 10 kişi kalan bir rakip karşısında şampiyonluk adayı böyle karşısında aciz duruma düşmesini hangimiz kabul edebiliriz? Hiç kimse. Dolayısıyla Trabzonspor Başkanı Ahmet Oğlu birinci derece takımın patronudur. Başarısı olduğu zaman her zaman birinci suçlu her zaman tek direktör görünür. Hayır. Birinci suçlu Ahmet Oğlu görünür. Niye Ahmet Oğlu görünür? Bütün hesap ondan kesilir. Çünkü ondan kesilir. Transferi yapan Ahmet Oğlu. Tabii ki ekonomiyle boğuşan Ahmet Oğlu. Şimdi orada doğal olarak tabii ki eleştirebilir hocasını. Takım futboluna benim olmadığını tabii ki getirebilir. Ama diğer bir suçlu olabilir. Ünal Kahraman cephesinden baktığım zaman Ünal Kahraman şunu da söyleyebilirdi. Tartışma yerimiz bura değildir, verdiği demişti. Başkanım böyle bir cümleler kurmuş ama o kendi içimizi halledebileceğimiz bir olaydır. Kamuoyunda bu olmaması lazım. Kulüpte karşı otururuz. Birlikte Trabzonspor'un futbolunu, oyununu kaybettiği masayı yatırabiliriz, çözebiliriz. Ama Kayseri maçından sonra yani bizi ezmeye çalışanlara boğazına takılırız. Ağır oldu biraz. Bu çocuğa da sorsanız direkt başkanı muhatap alan bir laf. O akşam zaten yönetimin en büyük hatası ne oldu? Böyle bir süreç yaşandı. Tabii ki sizden de aslında o bilgiler tesisler var. Son nokta gazetesinin yazıştırabilir. Sizdiniz. Başka kimse de yoktu. Siz de adım adım da takip edin. Evet, orada. Yani orada çıkıp bir yönetimin tabii ki patlayabilirdi ama orada bir yönetimin internet sitesinden bir resmi açıklama yap diyebilirdi. Ya zaten o akşam oradaki gerginliğin ana sebebi taraftarın ille de Ünal Karaman bu takım başında kalsın diye bir beklentisi yoktu. Taraftarın tek isteği bir Trabzonspor yöneticisi çıksın, süreci açıklasın. Evet. Ünal Karaman gitti mi, kaldı mı, gittiyse neden gitti bunu bize anlatsın diye beklentisi vardı. Ama saatlerce bu beklentiye cevap vermedi. Yönetim burada krizi iyi bir şekilde yönetemedi. Dile getirmekte fayda var. Evet. Tabii ki bu Ünal Karaman'dan işte 6-2 alınan bir galibiyetten sonra 3. sırada bitiriyorsun, 5 puan Sivasspor gerisindesin. 3. sıradasın. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesin. Ünal Kahraman'ın bu süreçte gitmesi Trabzonspor'a zarar verir mi vermez mi? Asıl mesele bu. Konuşmak isteyeceğimiz mesele bu. Yani bunu konuşmamız lazım. Yani aslında vermemesi lazım. Gerçi konuşacak da Hüseyin Cimşir Trabzonspor'un bu kaldırabilecek taşıyabilir mi? Çok tartışılıyor. Ben kaldıracağına inanıyorum. Çünkü niye kaldıracağına inanıyorum? Şimdi Hüseyin Cimşir'in belki bir yerde tek başına birinci teknik adam görevinde bulunmamış olabilir bugüne kadar. Ben bunu bir kenara koyuyorum. Ama bu süreçte takımın yani A'dan Z'ye her şeyini bilen bir insan, Ünal Kahraman'ın arkasında olan bir insan, yeri geldiği doğru zaman önüne geçen bir insandı. Yani oyuncuların psikolojisini gözlerine baktığı zaman ne yapacaklarını iyi bir şekilde anlayabilecek bir insan. Ama şöyle de bir dezavantajı var Hüseyin Cimşir'in. Mesela Ünal Karaman'ın en fazla tartışıldığı nokta oyuncu değişikliğini yapamamasında da ona yardımcı olabilecek bir hocanın olmadığı deklar ediliyordu. Şimdi Hüseyin Cimşir'in devam etmesinin nedeni şunu ben söylüyorum. Yani Hüseyin Cimşir'in Sergen Yalçın'dan veya ismi geçenlerden bahsediyoruz. Erobuluk'ta ne eksi olabilir ki? En bir yabancı zaten abi. Bu dönemde bir yabancı zaten buraya geldiği zaman bunu zaten ben de kabul ettim. Çünkü Trabzonspor şu anda şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi. Tabii. En güçlü aday da denilebilir. Şimdi gelecek yeni yabancı hoca, ligi tanıyacak da futbolcuyu tanıyacak. Tesisi ondan tanıyacak, sonra Atalan Üsküdar'ı geçer. O yüzden bence yönetim buradaki Hüseyin Cimşir, şunu da söylemekte fayda var. Hüseyin Cimşir yönetim bir şekilde kumar oynamıştır gibi geliyor bana. Çünkü 32 puanla 3. sırada bırakılmış bir yerde Ünal Kahraman var. Görevinden istifa ettirilmiş bir Ünal Kahraman var. Şimdi bu Hüseyin Cimşir'in üzerinde de ağır bir yük oldu. Tabii ki büyük bir baskı. İşte biraz önce dediğiniz gibi bu yükü kaldırır mı? İnşallah kaldıracağına ben inanıyorum. Ama bu süreç buraya gelmeli miydi? Aslında gelmemesi gerekiyordu. Ama kol kırılıp gen içinde kalabilirdi. Evet, çünkü birçok tarafta Ünal Kahraman'ın işte tamam hiç kimse Ünal Kahraman'ın adamlığından şüphe etmiyor. Yani İyi bir insan olduğundan şüphe etmiyor. Ben de diyorum. Mesela ben diyorum. Ünal Kahraman gerçekten iyi bir insandı. Trabzon Türkiye milliyetçisi bir insandır diyelim. Bu kadar söylüyorum. Ama hoca iyi hoca mıdır?
Evet, tartışılır. Defalarca zaten bizler hepimiz tartışmışızdır. Ya her hoca tartışılabilir. Tartışılmayan hoca yok. Mourinho da tartışmıyor. Zidane şu anda Real Madrid'in başında 3 tane Şampiyonlar Ligi almıştı. Zidane bile Real Madrid'de tartışılamaz. Oyun futbolunda tartışılamaz. Ünal mı tartışılmaz? Ünal mı tartışılmayacak? Ya tartışılabilir. Ama dediğimiz gibi Ünal iyi bir insandır. İyi bir kişidir. İyi bir kişiliktir. İyi bir potredir. Ama iyi bir hoca mıdır? Orada duracağım. Biraz dururum. Biraz daha kendini geliştirirse yani başka takımlarda çalışır. Ama Ünal Kahraman, ben her zaman şunu söylüyorum. Ünal Kahraman aslında Trabzonspor'a çok büyük. Ya Trabzonsporluğundan asla şüphe etmiyoruz. Buranın hamurunda varım. Her zaman bunu söylemiş. Havasında, suyunda, her yerinde olduğunu kendisi de zaten dile getiriyor ama Trabzonspor onu Karabük'ten buraya aldığı zaman birçok kişi ne yapmıştı? Tepki göstermişti. Ünal'ın işi değil diye. Karabük Spor'un o zaman dönemini hatırlayın. Evet. Gelinden 5 yıldan 6 yıldı. Böyle bir takımdan, bir teknik adam alıp Trabzonspor'un başına getirildi. Ve ben diyorum ya, Ünal Kahraman artık Trabzonspor'a gerçekten çok büyük şey olması lazım. Borcu niye? Şimdi Ünal Kahraman burada yaptıklarıyla ortaya koyduğu performansla artık lig teknik direktör olmuştur. Nedir bu? Süper Lig'de takım çalıştırabilir. Süper Lig'de artık çalışırabilir. Çünkü geçmiş dönemlere baktığımda Karabük'te birincilikte çalışıyor. Yeri geldiği zaman ikincilik, oralardan isteyen takımlar oluyordu kendisini. Ama şimdi baktığı zaman lig teknikleri olmuş. Konya'da gidip çalışabilir yarın. Yarın Gençler Ligi'nde çalışabilir. Kasımpaşa'ya gidebilir. Buralarda artık Ünal Kahraman ismini sıkça göreceğiz diye ben düşünüyorum. Ama taraftarın da bu olayın üstüne çok fazla ya ben biraz önce işte dediğim gibi şudur. Bu kulüpten kimler geldi, kimler gitti? Şunan Güneş dünya çapında yapmış. Türkiye Şunan Güneş gitti. Değil mi? Doğru. Yani Abi Suat Özelci gitti. Özkan evet, gitti. Şunan Güneş gitti. Yani kaldı gitti. Ki taraftar o akşam tamam tepki gösteriyor. Belki kendine göre haklı olan taraftar olabilir ama bu işe duygusal yaklaşmamak lazım. Bugün Türkiye'nin en büyük teknik adamı Şenol Güneş'tir. Şenol Güneş o kulüpten ayrıldığı zaman arka odada başka teknik adamlarla anlaşma yapılmıştır. O akşam taraftar o tepkiyi vermemişken Ünal Karaman'a kalkıp bu tepkiyi vermesi çok da sağlıklı değil bence. Ya şunu söyleyeyim, duygusal bakmamamız lazım. Evet. Burada tek gerçek bir şey var, o da Trabzonspor'du bizim için. İsimler gelip gidilir. Yarın Ahmet Havalı da orada olmayacak. Başka birisi de olmayacak, başka birisi gelecek. Ama şu TSE armamız var ya, armamız. O bizim için önemli olan. Ama ben de diyorum ki inşallah Hüseyin Cimşir gerçekten çok büyük sorumluluk aldı. Yönetim gerçekten çok büyük sorumluluk verdi kendisine. İnşallah başarılı olur. Trabzonspor ki bakıyoruz şimdi lige bakıyoruz. Galatasaray sürünen vaziyette, pozisyonda. Beşiktaş öyle. Şampiyonlukta isimleri geçen. Evet, yıllardır Trabzonspor'un şampiyonluk yarışını yaptığı mı? Fenerbahçe düşe kalka gidiyor. Şimdi bakıyorsun Sivas aradan sıyrıldı. Bir şekilde gitti. Lider oldu. Ama Sivas Spor'da ikinci arada da bu şekilde gideceğini bir tahmin etmiyorum. İşte bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Biz onun için diyoruz ki bizim için önemli olan tek gerçek Trabzonspor. Biz Trabzonspor meşine gidelim. Trabzonspor'un bir galip geldiği zaman düşünün şehirdeki atmosferi. Bir de mağlup olduğu düşün. Mağlup olduğu zaman ya. Galip geldiği zaman moraller tavan. Diğerinde taban. Yani. Hüseyin Cimşir'in teknik kadrosunu da güçlendirdi yönetim. Muzaffer Bilezer olsun, Okan Özkü olsun. Bunları nasıl yorumluyorsun? En azından Trabzonspor hizmet etmiş futbolcular, Trabzonlu şeyler. Yani en azından içimizden biri Hüseyin de dahil. Teknik donanımlarda tabii, milli takımda hocalık ya, yapmış Muzaffer Bilezer. Yapmış. Hüseyin Cimşir'e kol kanat gelecek insanlardı. En azından ona itikleyici güç olacak insanlardı. Ben öyle düşünüyorum. Ya Trabzon'un teknik adamlarla yeter ki taraftar Hüseyin Cimşir'in ve onların yanında olsun. Gerisi iyi, güzel şeyler olur diye ben düşünüyorum. Yani İyi başlarsalar ilk 2 maç, 3 maç iyi giderse tabii, takım işi görürüz herhalde. İkinci yarının 3. haftasında Fenerbahçe maçı. Burada evet. Düşünebiliyor musun? 3-3 yaptığınızı. Ondan sonra o zaman bu şehirde fırtına kasırgaya dönüşür. Aynen. Ya tsunami olur yani bu şehirde. Düşünebiliyor musun? 3-3, 9 puanla aldınız başınız gidiyorsunuz. O yüzden diyorum ki Hüseyin Cimşir'e sahip çıkmamız gerekiyor. Tek gerçekte Trabzonspor olduğunu da dile getiriyorum. Sosyal medyada bir taraftarımız diyor ki hadi oradan böyle takımı nerede bulacak Ünal Karaman? Daha takım falan çalıştıramaz. Yok ben inanmıyorum çünkü böyle bir takım derken Trabzonspor mu kastediyor? Yani. Yani
Yani şunu anlatmaya çalıştı galiba, Trabzonspor ayarında bir takım bulamaz. Yani şimdi bir Fenerbahçe Ünal Kahraman'a kapısını açmaz. Evet. Galatasaray da açmaz. Beşiktaş da hiç açmaz. Ama sonuçta Ünal Kahraman birincilikte takım çalışılmaz. Ligde gelir Akyazı'da yine takım başında gelir çıkar ve taraftar seven taraftarın yine onu bağrına basar. Bir gün Trabzonspor'a geri döner mi? Dönebilir. Yani Ünal Kahraman, Ünal Kahraman'ın ya Ünal Kahraman gerçekten çok dolmuş herhalde. Çünkü son haftalara bakıldığı zaman, takım galip geldiği zaman bile acımasızca eleştiriler zaten oluyordu. Bir duygu patlaması olduğunda. Belki hoca o yaptığı açıklamadan belki de pişmanlık da duymuş olabilir. Ama işte büyük hocalık orada devreye giriyor. Duyguna da hakim i̇şte olacaksın. İşte ben de diyorum takıma ki, da hakim olacaksın. Ben o süreci yönetebilmesi gerekiyordu. Yönetemedi onu. Ünal Kahraman'ın bu açıklama yaptığı zaman ben şaşırdım. Ben şoka girdim. Niye? Çünkü Ünal Kahraman gerçekten çok akıllı bir insan. Ne konuşacağız, nerede konuşacağız, nasıl mesaj vereceğini iyi bilen bir insandı. Nasıl böyle bir şeyi ağzından çıkmış konuşabilir? Demek ki Ünal Kahraman öyle eleştirilere dolmuş patlama noktasına gelmiş ki artık gözünü karartmış, ne olursa olsun. Sanki kafada bitirmiş Trabzonspor. Böyle dolunca ne oluyor? Ama işte boğazında düğümleniyor. Biraz önce taraftarın dediği gibi işte evet Trabzonspor ayarında bir takım çalışkan ama en azından birincilikte çalışkanlar. Süper Lig'de buralarda Ünal Kahraman ismini sıkça duyarız. Birincilikte kaç tane hocanın ismini duyuyoruz? Duymuyoruz. Ve ikincilikte. Herkesin gözü kulağı nedir? Süper Lig'de. Süper Lig'de bakalım Trabzonspor işte ne olacak, ne yapacak, nasıl gidecek? Bunlar hep tartışıyoruz. O yüzden Hüseyin de aldığı bu bayrağı inşallah iyi yerlere taşır. Ben buradan taraftarlar, izleyicilerimize diyeceğim de çocuğa da sahip çıkılması gerekiyor. Çünkü Hüseyin'cim şöyle değil mi? Şimdi araya gireyim ben. Sosyal medyada bir izleyici Hasan Orhan diye diyor ki bu yerel medya Trabzon'da olduğu sürece Hüseyin Çimşir'i de yer. Şimdi Hasan Bey biz yaklaşık 15 dakikadır yayındayız. Hasan Orhan ya yanlış bir yayını izliyor ya da kafasında başka bir şey var. Biz şimdi Hüseyin Çimşir'e muhalefet etmedik burada. Hasan Bey ben birkaç bir şey söyleyeyim. Evet, Ünal Karaman'ın gittiği akşamda aynı şeyler yaşandı. Hemen bir sıkıntı olduğu zaman bu yerel medya hedef tahtasına koyuluyor. Biz kalkıp Hüseyin Çimşir'e ne dedik? 15 dakikadan beri sahip çıkılması gerektiğini söylüyoruz. Yanına alınan teknik adamların Trabzonspor'a katkı sunacağını söylüyoruz. Ve son ligin başında ilk 2-3 maçı aldığı zaman da Trabzonspor'un Hüseyin Çimşir'le şampiyonluk yarışının en büyük favorisi olacağını söylüyoruz. Şimdi, ama bu Hasan Orhan dediğimiz arkadaş yerel medya Trabzon'da olduğu sürece Hüseyin Çimşir'i de yer şimdi diyor. Şimdi bir yerel medya, bak bir yerel medyayı işte ağızlarına almış taraftarlarımız çok. Ben birçok taraftarın bu şekilde düşündüğünü de zannetmiyorum. Ya, çünkü nedir? Ulusal medya, ya daha düne kadar ulusal medya Trabzonspor'un en büyük düşmanı dile getiren taraftarlar ulusal medya çıkıyorlar işte. İsim vermeyelim. Futbol programları zaten evet, belli. İşte Trabzon'daki medya takımının en büyük kötülüğü bilmem şunları bunu diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Şu olabilir. Biz... Daha düne kadar oklar onlara dönmüştü. Şimdi dönüyor bu taraf. Ama bak işte taraftar burada tuzağa düşüyor. Niye tuzağa düşüyor? İstanbul medyası bizi ne yapıyor? Hedef tahtası. Evet bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Şimdi bizi bıraksınlar. Tribünler ne bağırıyordu? İstanbul basın diye hep bağırıyordu. Şimdi yani, olay yerel medya. Şimdi yerel medyaya döndü. Hani, ya şimdi şu var. Yerel medyada bir iki tane tetikçi olabilir. O onları ismini söylersiniz. Evet. Veya bir iki tetikçi gazete de olabilir. Bunları söylersiniz. Ayıklarsınız. Herkese ayıklar. Ünal Kahraman'ı nasıl yerel medya göndermiş olabilir? Bilemiyorum. Başkana mı gitti? Şimdi Ünal Kahraman yaptı bir açıklamada ne demiş? İşte beni eleştiren önce aynaya baksın demiş. Arkadaşımız buradan cevap vermiş. Sizle alakalı demedim abi diyor. O zaman Hasan Orhan biz de biraz daha yorumunu yaparken dikkatli olacağız o zaman. Biz şimdi Hasan arkadaşımıza şunu söyleyelim. Ya, Hasan arkadaşımızla değil. Hasan arkadaşımızın işte düşündüğü yanlış şeyleri hala düşünen insanlar var. Genelleme yapmadan bu yorumları yapmak işte lazım. Biz şunu diyorum. İstanbul basını daha düne kadar Trabzonspor'un en büyük düşmanıydı. Şimdi de yerel medya. Ya Trabzonspor'daki mesela kötü futbolu yerel medya veya bizler hadi skor tabelacılığı yapamayız. Ya çünkü bu kötü futbol ileride bir patlama yaşayacak. Nasıl olmuştu? Malatya maçını hatırla. Doğru. 5-0'lık Malatya maçını hangimiz onu unutabiliyoruz? Malatya Spor kimdi? Trabzonspor ayarlı bir takım mıydı? 5-0'a bazı arkadaşlarında senaryolar yaşanmıştı. Bak oraya eyvallah. Ama şimdi ulusal medyadan çıkıyorlar bazı kişiler. Yerel medya Trabzonspor'un en büyük işte şeydir, düşmanıdır. Ya bizim tarafta vay yerel medya böyle yani bir şey yok ki. Ama taraftar şunu mu? Okuduğu gazeteyi
izlediği programları dikkatli takip etsin. İyi seçmesi lazım. Tabii çünkü ne? Kim Trabzonspor'un yanında, kim değil, bunları seçip her medyayı da, her yerel medyayı da aynı kefeye koymaması lazım. Ben bunu söylüyorum. Şu da bir gerçek ki Trabzon'da yerel medyanın doğuşu ve gelişmesi Trabzonspor'un haberlerinin ulusal medyada yer almamasından kaynaklanmıştı. Tabii. Ulusal medyada Trabzonspor'a yer verilmiyor diye bu şehirde gazeteler kurulmuş ve yayın hayatını sürdürmüştü. O yüzden yerel medya hedef almamak lazım bu konuda çok fazla. Ya programlarda Trabzonspor 5 dakika konuşmayan da ulusal kanallar var biliyorsunuz evet. Değil mi? Konuşmuyorlar, hiç kimse konuşmuyor. Onlar için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlardan biz prim yaparız ayağındaydı. Öyle değil miydi? Doğru. Öyle değil miydi? Ama şimdi yerel medya günah keçisi söz. Seçilmemesi lazım. Ama dediğimiz gibi ayırt etmek lazım. Birkaç tane yorum okuyalım. Arslan Şen arkadaşımız diyor ki Ünal Hoca sadece ve sadece iyi bir futbolcu. Trabzonspor Ünal Hoca'ya 11'den büyük geldi. Ya bu da Aslan tarafta Bey'in tabii yorum. Ki onun Sabri Yüce Antalya'dan programınızı izliyorum diyor. Görüşlerinize katılıyorum. Hüseyin Cimşir'e destek olunması gerek. Şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Evet çok doğru söylüyor. Çünkü biz programımızın başından beri söylüyoruz. Hüseyin Cimşir bizden biri. Tam Ünal Kahraman da nüfus kağıdında Trabzon yazmıyordu ama o da bizden biriydi. Ama diyoruz Trabzonspor şu anda zirvenin en büyük adayı evet. Ve şampiyonun en güçlü adayı. Yani bu süreçte ne yapacağız? Hüseyin'e sahip çıkacağız. Çünkü birinci patron dediğimiz gibi Ahmet oldu ama teknik kadronunda birinci patron Hüseyin Cimşir'di. Hüseyin Cimşir'in yanında olmayacağız bu zamanda nasıl bana kim, olacak? Kim olacaksın? O yüzden şimdi Sivas'ın 37 puandan lider bulunduğu bir konumda Trabzonspor hayli hayli daha yerlerde olması lazım. İlk yarıda Hayvi'ye giden maçlarımız vardı. Gerçekten içimiz yanan maçlar vardı. Değil mi? Bunları hep birlikte statta takip ettik, izledik veya televizyondan takip ettik de plasmana gidemezsek de. Bunları hep takip ettik. Yani Trabzonspor'un bu sene şampiyon bitmeni göğsümemesinin hiç ortada bir neden yok. Şu anda 2-3 tane daha böyle nokta transfer yapılırsa... Oraya gelmişken taraftan soruyor zaten kimmiş bomba transferi diye evet, merak ediyor. Birazdan açıklayalım. Birazdan onu da açıklayacağız. O yüzden diyorum işte Trabzonspor yönetimin ara transfer döneminde aldı. Bado Endia'yı zaten bence... Katkısılar mı? Bence yerinde bir transfer. Galatasaray'a geldiği zaman Galatasaray'da şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden bir tanesi buydu. Endia'yı. Osmanlı Spor'da döneminde oynadı zaten. Trabzonspor'da o dönem çok istemişti. Ama o dönem gerçekten çok acayip şekilde parlamıştı. O dönemden bu dönem arasındaki fark var mıydı? Tabii zaman geçtikçe oluyor ama gerçekten kumaş iyi bir futbolcu. Tutar mı belki? Şimdi şu da söylenebilir. O bölgeye ihtiyacı mıydı? Çünkü ihtiyaç olan bölgelerimiz var. Neydi? Stoper. Kesin olması lazım. Bak ben Hüseyin'i tutan bir insan. Hüseyin Türkmen'i. Gerçekten çocuk. Yüreğini ortaya koyuyor. Oynuyor. Ama Kampi için aynı şeyi ben söyleyemem. Ünal Kahraman'ı işte eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi de buydu. İyi bir Hüseyin'i, Hüseyin ikilisini bozmasında gaye neydi? İşte biz bunları eleştirdik, eleştirmek zorundayız. Taraftarla gitsek, otursak bir çay ocağında konuştuğumuz konular bunlardı. Yanlış mı diyorum? Evet. Yani savunma iyi bir oyuncu alınması lazım. İşte buradan da açıklayalım işte. Şu anda Trabzonspor'un Boateng bir girişimi var, iddiası var. Olur mu? Bayern Münih. Olacak mı? Yani şu anda pek fazla forma şansı bulamıyor. Yönetimin böyle bir kiralama formülü var. Kiralama durumu var. Boateng olsa gerçekten büyük çok olması. Büyük bir güç katar. Hüseyin de Boateng de büyür. Ben onu diyorum her zaman. İnşallah büyür. Olur diyoruz. Yani İnşallah olur ama bana göre en büyük transfer gerçekten yolunu dört gözle beklediğimiz Abdülkadir Ömür. Talisca'yı da soruyorlar. Talisca zor ihtimal. Hüseyin Cimşir zaten dünkü basın toplantısında bunu açıkladı. Hayal. Trabzonspor için hayal diyor. Çünkü çok korkunç paralar oynuyor. Neredeyse yılda Çin'de 10 milyon euro yakın para kazanan bir insan. Gelmez diyor. Gelmez. Şimdi nasıl gelecek? Şimdi Talisca buraya geldiği zaman siz Sosa'dan Nova'nın yeni bir sözleşme teklif ediyorsunuz. Sosa 3 milyon 250 bin euro alıyor yılda. Onu 2 milyon euroya çekmeye çalışıyorsun. Tamam yarı dönem gelecek Talisca. Ama bakıldığı zaman hani Talisca gelse? Talisca Beşiktaş'tan gittiği dönemde Beşiktaş'ın altısı oldu. Üst üste şampiyon olduğu dönemler var mı Beşiktaş'ın? Doğru. Talisca'nın onlara katkısını kim inkar edebilir?
Tek başına bir takım gibiydi. Trabzonspor'a gelirse uçurur. Fayda sağlar, büyük fayda sağlar. Çok mükemmel bir fayda sağlar. O yüzden bir tane iyi bir stoper alınması gibi taraftarıyım. O da... Şimdi Envakame ilk yarıda eleştirildi. Çok defa eleştirildi. Sol kanatta ilgili zaten Medev'le ilgili bir zaten şey var. Medev zaten kulübüyle ayrılmak istiyor. Resmini çekiyor zaten. Gelmek istiyor. Bir alternatif ona oluşturmak zorundayız. Niye? Şimdi Envakame geldiği zaman dönemleri gerçekten muazzam bir performans sergiledi, değil mi? Ama şimdi bakıyorsun, tamam geri geldiği zaman en çok onu savunanlardan bir tanesi bendim. Adam gerçekten bileklerine çok hakim. Ama çok defa da eleştirildi. Geçen seneden bu ilk yarıdaki performansını kıyaslasak ya çok arattı, mum aradık. Evet. Ama bunu da en azından biraz da itikleyici bir tane alternatif bir oyuncu bulursak buraya bizim için var ya tadından yemez bir şey olur. Yeter ki MVKM'yi Akeş diyelim. Yani en azından diyelim ki bak sen oynamazsan senin alternatif şu anda mevcut. Orada yerini alıp kulübede oturursun. Kulübede bekliyor. Sekitka'yı soruyorlar. Kimi? Sekitka. Ya onunla ilgili bir Beşiktaş da son dönemde yine çıktı ama Galatasaray'ın ciddi bir girişimi var. O taraflarını tercih eder. Yani o taraf İstanbul her zaman bu gibi oyunculara her zaman daha cazip gelmiştir. Ama cazip gelen insanlar orada da kaybolup gitmiştir. Trabzon'dan da buradan giden insanlar olmuştur. Futbolcular olmuştur. Oranın hayat akışına kendilerini kaptırıp futbol unutmuştur. O yüzden diyorum yani muhtemelen Galatasaray'ı düşünüyor. Galatasaray'a gitme durum olarak. Evet. Gökberk Çetinkaya diyor ki Son Nokta gazetesi bir bağımsız medya organıdır. Diğer gazetelerle karışmamak lazım. Ünal Karaman konusunda da yorumu var. Bu konuya benim yorumum Ünal Karaman ismi Trabzonspor isminin üzerine çıktı. Böyle düşünüyorum diyor. Bu da Gökberk'in yani yorumu. Üzerine çıktı derken Trabzonspor kimliğinin üstüne çıktı diyor Ünal Karaman. Bizde çıkmaması lazım ki evet. İnanıyorum ki o da onu söylüyor. Okuyucumuz veya izleyicimiz onu belirtiyor. Trabzonspor'un üzerine herhangi bir başkanın şunun işlere iddianı Suat Özacılar geldi gitti geçti buradan. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan isimlerdir. Ahmet Suat Özcan, Özkan Sümer, Şenol Güneş. Onların ismi Trabzonspor'un üzerine çıkmıyorsa Ünal Karaman kapısının önünden bile geçemez. Yani o yüzden diyorum Ünal Karaman bak yine altını çizerek söylüyorum. İyi bir insandır, iyi bir adamdır ama iyi bir hocam bu Trabzonspor'un onu tartışılır. Tartışmamamız lazım. Biraz önce demiş Şenol Güneş tartışma. Dünya üçüncü yani Türkiye'nin en büyük hocası. Yıllar sonra seversiniz sevmezsiniz kimliğini kişiliğini tartışan olur belki ama Türkiye'nin en büyük hocası Şenol Güneş. Ya Trabzonspor'un Lucescu ismini düşünenler vardı hatırla. Lucescu milli takımı dibe çekti. Şenol Güneş geldi zirve yaptırdı. Avrupa'yı. Ve Avrupa şampiyonasına gidiyor takım. Yani Şenol Güneş gerçekten Trabzon için çok büyük değer. Türkiye için de bir değer. Bak yıllar sonra neredeyiz? Evet. İnşallah. Hiç aklımızda milli takım yokken herkes aklından da neredeyse yüreğinden de çıkartmışken. Şimdi bakıyorsun Lucescu'yla giden bir dönem bakıyorsun. Yoklar oynuyorsun bitiyorsun. Ama bir bakıyorsun küllerinden doğan bir Şenol Güneş'ten bir milli takım. Yeniden Avrupa'da en azından iddialı bir yazın keyif izleyeceğimiz bir Avrupa şampiyonu. Çünkü milli takım olmadığı zaman ne tadı olurdu ne tuzu olurdu. Herkes bir heyecanla milli takım maçları olduğu zaman televizyonun karşısına geçer, izlerdi. Şimdi öyle değil. O yüzden Ünal Kahraman diyoruz, doğru diyorsun. En büyük kimlik, üst kimlik Trabzonspor. Armadır. Onunla biz. Üzerine de kimsenin çıkmaması lazım. Yine bir taraftar yorumu var. Deniliyor ki takıma destek konusunda taraftar biraz eksik kalıyor. İlk yarıda en iyi desteği Alanya maçına verdik. Taraftarın kendi sahamızda rakibi eski günlerindeki gibi bağırması lazım. Evet, doğru. Taraftar sonuna kadar desteklemeli. Çünkü desteklemeli. Özellikle ikinci arada tarafta hani biz diyoruz ya futbolcular iki kat daha mücadele etmesi lazım. Gücünü sahaya yansıtması lazım diyoruz ya. Taraftar da aynı şekilde daha iştahlı at yazıya koşmalı. Takım sahiplenmeli. 90 dakika boyunca rakip takıma korku salmalı. Destekleriyle. Taraftarın da burada çok büyük önemli bir önemi var. Çünkü takım 3. sırada ya. 3. sırada ya. İlk maçta yıllar sonra bu kadar. Ve ilk maçta o trafik kilitlenmeli. Ben açık ve net diyorum. Kilitlenmeli. O sıcak ağzına kadar dolmalı. Şu gaflete de düşmemesi lazım taraftarların. Bazı taraftar grupları Ünal Karaman ayrıldığı için sanki gönül koymuş gibi takımına.
kesinlikle tribünlerinde bölünmemesi lazım. Ya bölünmez. Bak bölünmez. Ama bir kırgınlık var şimdi, bazı taraftar gruplarla sosyal medyalarda takip ediyoruz. Bir örnek vereyim ben size. Bak bunu şey. Geçen sene Onur ayrıldığı zaman taraftarlar yine tepki göstermiyor çok. Gösterdi. He? Gösterdi. Onur kimse şimdi anlıyor musun? Anlıyorum evet. Niye? Yine aynısı olmalı. Takım sonuna evet, kadar destekleyecek. Tek gerçek Trabzonspor. Bak Onur'u kimse almıyor. Ne oldu? Onur gitti. Uğurcan doğdu. Bak şimdi çocuğun ismi. Şimdi de Hüseyin Çimşir neden doğmuş? Bak bak şöyle. Liverpool takipte, Schalke takipte. Uğurcan'ı. Ya bu çocukların işte Trabzonspor'a getireceği katkıyı düşünebiliyor musun Yusuf'u? Yazıcı çok da eleştirdi taraftarları. Niye bırakıp gitti diye. Ama çocuk sezonu kapattığı, sakattığı dönemde maçta oynasa 1 milyon daha kazandırdı. Allah'ın işi işte. Bak sakatlansa 1 milyon daha bu sezon Trabzonspor kazanamayacaktı. Doğru. Oynadığı maçta kazandı Allah'ın işi. Ve bu çocuk Trabzonspor'a gerçekten çok büyük paralar, katkılar sundu. Trabzonspor'a katkı sunmayanlar kaçıp gitti. Hatırlayın. Çoğu defalarda katkı sunmayanlar. Trabzonspor terk edip İstanbul'un büyüsüne kapılıp da orada kaybolanları hatırlayın. Hatırlayın. Selçuk İnanları. Doğru yıllardır oralardılar. Şimdi Selçuk İnan gittiği zaman şampiyon oldu. Bir futbolcunun en kötü şeyi nedir biliyor musun? O tarafında, kendi tarafında yuvarlanmıyor. Sen 5 üst üste yansan mı olur? Bir maçta ayağa top gelir ama seni yuvarlanmıyor. Küfür ettiği zaman ne olur? Sen değil mi? 5 üst üste aklına gelir mi? Küre yoksa tarafları gözünü öptü. Selçuk İnan şu anda hangi pozisyonda? Ne pozisyonda? Hangi futbolcu bunu isteyebilir? Futbolcu ki Trabzonspor'da iyi şey. Bırakalım Yunan bir şeyleri anımsın. Bunu kenara bırakalım. Tek gerçek diyoruz Trabzonspor'da. Bak Ahmet Oğlu yönetimi bugüne kadar ekonomi anlamında çok büyük katkılar yapmıştır. Mesela Trabzonspor politikasını izleyip yol da gerçekten çok zor bir yol. Yani ayağını yorganına göre uzatıyor. Uzatmak zorunda evet, mı? Evet, uzatmak zorunda. Onun için geldi. Evet, onun için geldi. 1 kat trilyon eski parayla diyelim, 200 trilyon borçlarda olan şimdi 850 trilyon eski parayla söyleyelim. İzleyicimiz anlasın veya şey yapalım diyeyim. Şimdi 850'lerdi. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu borcu, evet Trabzonspor'un başkan adaylarından Hekimoğlu, Trabzon FK'nın da başkanı Celil Hekimoğlu'nun bir ifadesi. 500 milyona düştüğü zaman bu borç Trabzonspor uçar değil mi? Tabii ki. Yıllardır Trabzonspor şampiyonlukta ambara koyar. Celil Bey de zaten söylüyor. Trabzonspor yönetiminin ekonomik yönetimini. O da zaten yönetime talip olmasının amacı ekonomiyi kayına sokmaktı. Çünkü kendisi de dile getirmiş. Ne demişti? Dedi ki ben geldiğim zaman bir dosya sundum yapacaklarımla alakalı. Aynı şeyde gidiyor şimdi yönetim. Bu yönetim desteklenmez mi diyor. Ben desteklerim diyor ve destekliyor kendisini. Çünkü niye? Çünkü Ahmet Oğlu da Celil Hekimoğlu gibi çok büyük tehlikenin Trabzonspor'un uçuruma gittiğini gördü. O da onun farkında. Ve ne yaptı? Ayağına yorganına göre uzatıyor. Ona göre transferini yapıyor. Altyapıdan iyi cevherler çıkıyor. İyi altyapıdan iyi şeyler işleniyor. Güzel şeyler oluyor. Serkan Aslanlar geliyor. Bunlar geliyor gelsin. Orada güzel çalışmalar yapıyor. Ama belki. Yıllardan beri Trabzonspor'un en büyük özlem beklentisi ne? Şampiyonluk. O da bu sene neden olmuş? Yani bu sene gerçekten olmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki birbirimize kenetlenelim. Evet. Birbirimize sarılalım. Gerçekten çok büyük başarılar gelir. Gazeteci Mustafa Sungur hiç kimse vazgeçilmez değildir diyor. Cemil Malkoçoğlu da taraftarımız iyi günde kötü günde de daha çok desteklemeli ve takımının futbolcularının yanında olmalı diyor. Aynı bizim söylediklerimize taraftarlar katılıyor. Doğru, çok doğru tespitler. Yani sonuçta biz dilimizin döndüğünce izleyicilerimize aktarma çalışıyoruz. Evet, tek gerçek Trabzonspor. Trabzonspor bizim yaşam bir parçamız haline geldi. Doğru mu? Doğru. İşte yerel medyayı suçlayan bazı taraftarlar dedim, hepsini demiyorum. Şu yerel medyanın yaşamasında da bile Trabzonspor'un çok büyük katkısı var. Trabzonspor'un yaşamasında da yerel medyanın aynı derecede katkısı var. Ya birbirini tamamlayan evet. Şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Doğru.
Hüseyin Cimşil diyor Ünal Karaman kadar başarılı olabilecek mi Sedat Kaya? Bu kadromuzda Trabzonspor bu sene şampiyonluk yüzdesi ne kadardır diyor. Nasıl görüyorsunuz şampiyonluk yüzdesini? Yani bu savunmaya dediğimiz gibi iyi bir isim alırsa işte Boateng bence toparlayıcı bir isim olur. Hüseyin Türkmen'le birlikte diyorum. Hüseyin Türkmen'le birlikte. Ben çünkü o çocuğu gerçekten tutuyorum. Gerçekten yüreğini ortaya koyuyordu. Ya bacağının kuparcasına müdahaleleri yapıyor yani. Öyle bir şey söylüyor. İyi bir savunmacı. İyi bir sol kanat alırsak bence İddiamız olur. %80 diyorum ben. Bu kadar açık ve net söylüyorum. %80 Trabzonspor şampiyonu. Ama dedik şu dokunuşlar iyi olsun. Ama bunu da söylerken önemli olan işte biraz önce diyoruz ya birbirimize sımsıkı sarılmamız lazım. Bak ikinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynanacak. Şimdi Yeşilevili maçında Göztepe maçını kaybettiğimiz puanlar var değil mi elimizde? Bak bunlar telafi şansımız şu anda var. Evet. Yine onlarla bir karşılaşacağız. Özellikle ilk iki maç. Fener maçına kadar. Evet bak şimdi onlarla yine karşılaşacağız. Bunlar telafi etme şansımız var. Ama ikinci arada oynayacağımız maçlarda artık telafi şansımız yok. O yüzden diyorum ki. Gidiyor. Evet gidiyor. O yüzden diyorum ki taraftar İlk yarıdan daha çok sahip çıkması lazım. Bir heyecanla, bir coşkuyla o stada koşması lazım. O stada ona göre tezahüratta bulunması hatta lazım. Hatta Ünal Karaman'ın Trabzonspor'dan ayrıldığı akşam taraftar nasıl tesislere yürüdüyse, Trabzonspor şehre geldiği zaman, kampı tamamladığı geldiği zaman da Hüseyin Çimşir'de aynı sevgiseliyle Trabzonspor taraftarını karşılaması gerekiyor. Bence de. Olması bence gereken de. Odur. Çünkü bak ilk orada bence bu kenetlenme bütünlük adım atılabilir. Bak ilk orada diyorum. Hüseyin'i bağrımıza basmak zorundayız. Hüseyin'e bunu yaparsak Hüseyin daha çok içine dört elle sarılacak. Yine sarılıyor ama içine büyük daha bir şevk olacak. Diyecek ki ben beni böyle sahiplenen taraftarlara yönetime özellikle yönetim gerçekten cesur bir karar alarak ona bu görev verdi. Diyecek ki ben onlar için bunu başarmak zorundayım diyorum. Ama Hüseyin'e şunu da şey yapmamız lazım. Mesela dün Bursa Spor'la oynanan hazırlık maçı vardı. İşte tas provalar bilmem olmuş olabilir. Ya bakıyoruz zaten hep genç oyunculara verilmiş. İşte ya hataları görmek içindir zaten hazırlık ya maçları. Ya bakıyorum ya bu sosyal medyada artık gerçek Trabzonsporları ben artık daha tanıyamıyorum. Ya hazırlık maçında Hüseyin Cimşil'e olacağı buydu. Ya bir durun ya Allah aşkına ya. Ya bir durun ya hazırlık maçında ya. Hemen başlıyorlar yazma. Ay işte sizin Hüseyin Cimşir'iniz bu. Hüseyin Cimşir'le bu sezon bitmez. Bilmem muhabbeti. Ya bırak bunları ya. Yalnızdayız hocam diye atın. Bir etiket paylaşın. Değil mi? Doğru. Toparlayalım yavaş yavaş. Eklemek istediğin şey var. Son olarak şeyi sorayım. Sosa'nın Ünal Karaman'la iyi bir ilişkisi vardı. Ünal Karaman'ın ayrılığından sonra bu Sosa'nın saha içerisindeki futboluna yansır mı? Bence yansımaz. Çünkü ben şuna inanıyorum ki başkan Ahmet Oğlu gerçekten Sosa'nın 2 yıl daha Trabzonspor'da formasını giymesini istiyor. Kalmasını istiyor. Ve kalmasını istiyor. Ve Sosa futbolu Trabzonspor'da bıraktıktan sonra kulüpte iyi bir yerde olmasını da istiyor. O yüzden Ünal'dan daha çok Başkan Ahmet Oğlu'ndan daha iyi ilişkiler içinde olduğuna ben inanıyorum. Ki fazla etkilenir. Bence Hüseyin Cimşir'e en büyük yardımcı olacak kişi de Sosa'dır saha içerisinde. Ya kaptan sağdaki teknik adam da evet, olacak. Evet sağdaki teknik adam da. Baktığımız zaman Sosa genç oyuncular olsun veya takımdaki oyuncular olsun saha içerisinde yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapmıyor mu ki işte hadi poflanmıyor mu çocuklar? O yüzden diyorum ki Sosa bence ikinci arada iyi bir Sosa bekliyorum. Daha iyi bir Sosa. Daha iyi olacak çünkü gerçekten artık Trabzonspor rotasını şampiyonluğa çevirmiştir ve dümeni de oraya kırmıştır. Kaptan da Sosa'dır. Teşekkür ediyorum yorumların için. İzleyicilerimize de zamanlarını bize ayırıp yaklaşık bir saat oldu. Bir saatte bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir uyarıda da bulunalım. Son noktanın sosyal medya hesaplarını izleyicilerimiz takip etmekten imtina etmesin ki bundan sonraki yayınlarımızdan da haberdar olsunlar. Herkese tekrardan teşekkürler.